Merhaba çocuklar, konumuz gerçek ve hayal ürünü cümleler. Akla ve mantığa aykırı olmayan, günlük hayatta karşılaştığımız ya da karşılaşma ihtimalimizin olduğu olayların anlatıldığı cümlelere gerçek cümleler, akla ve mantığa aykırı olan, günlük hayatta karşılaşma ihtimalimizin olmadığı olayların anlatıldığı cümlelere hayal ürünü cümleler diyoruz. Örneklerimize bakarak pekiştirelim konuyu. Akşam bulutların üzerinde uyudum. Bunu yapan, yapabilme ihtimali olan ya da gerçekleştiren biri var mıdır? Tabii ki hayır. Bu durumda bu cümle hayal ürünü cümle oluyor. Hayalin H'sini yazdık. Annem bana masal okuyor. Çocuklar, bu günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir cümledir, olaydır. Bu yüzden gerçeğin G'sini yazıyoruz. Kediyle köpek sohbet ediyordu. Böyle bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Tabii ki hayır. Hayal ürünü cümle. H yaptık. Tatilde havuzda yüzdüm. Bu gerçekleşebilen bir olay. Bu yüzden gerçeğin G'sini yapıyoruz. Yaşadıklarımıza çok üzülmüş. Bu da gerçek hayatta karşımıza çıkabilecek bir olay. Bu yüzden bu cümleye gerçek diyoruz. Beraber pikniğe gittik. Günlük hayatta karşılaşacağımız bir olay. Yani gerçekleşmesi mümkündür. Hayal ürünü değil, gerçek cümle. Arabayla uçarak dedeme gittik. Çocuklar, araba uçar mı? Böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Tabii ki hayır. Hayal ürünü cümle. Güneş bana gülümsüyor. Güneş gülümsemez. Bu yüzden hayal ürünü. Bisiklet sürerek arkadaşıma gideceğim. Evet, bisiklet sürebiliriz. Bunu günlük hayatta gerçekleştirebiliriz. Bu yüzden gerçek cümle diyoruz. Ağaç ağlıyordu. Çocuklar, bitkiler, ağaçlar ağlamaz. Hayal ürünü. Konumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.